أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 24. lemadan 1. nükte Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından. Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından. Niçin? Hadi bakalım bir böyle mazinizi bir şey yapın bakalım. Niye? Şefkatin yeri neresi alemde? Şuunat-ı Zatiye'nin en merkezinde. Bir şeyi konuşurken, düşünürken ilk önce onun nerede olduğunu ondan sonra düşüneceksiniz. İlk önce bu şeyin neresidir? Kaynağı neresi? Ondan sonra İhatalı bir fikir sahibi olursun. Ne olduğunu bilmedikten sonra nereye doğru gitmesi hiç önemli değil ki. Demek ki bu mevzu için şey yapacağım. Vacibül vücut alemi merkezde mahiyet-i zatiye var. Merkezde mahiyet-i zatiye var. En merkeze, çocuğunda. Çık dışarıya, şuunat-ı zatiye var. Çık dışarıya, sıfat-ı zatiye var. Çık dışarıya, sıfat-ı subutiye var. Çık dışarıya, esma-i zatiye var. Çık dışarıya, esma-i ilahiye var. Çık dışarıya, esma-i usta var. Çık dışarıya, mecul var. Ondan sonra çık dışarıya, şecer-i hilkat. Mahiyet-i zatiye hakkında en merkez haberimiz yok ve olmayacak da. Çünkü Kur'an sıfat-ı subutiyeden başlamış. Subuti sıfattan başlamış. Kur'an da ilim kaynaklı. İlim sıfatından gelmiş. İlim sıfatının yeri neresidir? Subuti sıfattır. İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat var ya. Dolayısıyla Kur'an'ın son nihayet bahsettiği yer, açının bittiği yer. Meyve, tomurcuk, çiçek, dal, gövde, kök, çekirdek. Çekirdekten daha öteye gidemez. İşte Kur'an'ın nihayeti Kur'an'la gidersin oraya kadar. İşte insan daha acayiptir. O zaman bir mesela Mecrul Cehabi enele giriyor diyorsunuz ya, bak gördü, orada kimi görüyorsun? Kendimiz mi görüyoruz ya da orada... Ene'de kendini görmüyorsun. Şöyle diyeyim. Bir tencere koy. Pekmez koy tencereye. Sirke koy. Bal koy. Yoğurt koy. Armut suyu koy. Şeftal. Karıştır. Nedir o? Her şey değil mi? Şimdi mecul denilen şey, ene denilen şey, Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Herkes orada Allah'ını gördü demek, Allah'ını gördü demek, seni meyde Allah demek Esma'dır. Esma-i Hüsna düşüneceksin. Seni meydana getiren Esma-i Hüsna'nın bütünlüğünü görmektir. Peki abi mesela... Burayı anladın mı? Anladım abi. Tamam. Peki abi o zaman ben oldum, ben oyum diyen mesela alimler, evliyalar olmuş, müceddiler olmuş. Onlar şatahat nevinden demiş yani. Zaten makbul değildir. Her şey ondandır, o değildir. Onlar artık o kadar tevhidde sikir hali olmuş ki, fena olmuş ki ondan olana o demiş. İşte burada zaten müceddiler önemlidir. Şimdi konumuz o değil. Şefkat neresidir?
hemen şefkat hakkında konuşurken bir şey hakkında hemen yerine elini koy, parmağını koy. Şunat-ı zatiyedir. Birinci nükte, Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından. Nisa taifesi, şefkat karamanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardırlar. Nisa taifesi, yani kadınlar dünyası, şunat-ı zatenin tam merkezinde. Tam merkezinde. Evlatlarına karşı. Yok, yani yapıları bu. Evladına en cami gözüküyor. Kadın şuunat-ı zateni merkezinde, yani şefkat-ı mukaddesinin en azami tecelli ettiği yer. Yani şuunat-ı zatiye Allah şefkatini, şefkat-ı mukaddesesini en güzel şekilde sergilendiği, en güzel aynadar olduğu yer ve mahluk Nisa'dır. Kadın dünyasıdır. Kadınlardır. Şefkati galiptir. Aklından. Akıl nerededir? Lef-i mahfuzda. İtibariyle, kaynak itibariyle subuti sıfattır. İlimdir. Şefkat üstün. Hayvanlarda akıl yoktur ama şefkat vardır. O şefkat akıllı iş gibi, akıl varmış gibi iş yapıyor. Gidiyor, kanadın altına koyuyor, rüzgardan koruyor. Yürüyor, üstüne bindirip sudan geçiriyor ördek yavrusunu. Akıl yok. Tavuk köpeğe saldırıyor. Vesaire. Oysa akıllı bir iş gibi gözüküyor. Çünkü şefkat akıldan üstündür. Yani iki makam itibariyle. Aklın yeri ilimdir, subut-ı sıfattadır. Şefkatin yeri ise şunat-ı zatiyenin tam merkezindedir. Yani aklın kıblesi şefkat olmasa o akıl zulmeder. Bir daha söylüyorum. Şunat-ı zatiyede şefkat var. Şimdi bu şefkati elimi kaldır. Akıl nereye göre çalışacak? Hangi neyin etrafında? Şefkatin etrafında, muhabbetin etrafında, lezzetin etrafında. Lezzet-i ruhaniye. Lezzetten kasıt bu bedensel ve cinsellik değil. Bunlar bedenseldir. Huzur hakikatıdır. Lezzet-i mukaddese. Kafir bunun zerresi yoktur. Ondan sonra Müslüman onu biraz namazda alır. Kur'an okurken alır, derste alır. Alırsa. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i mukaddese, lezzet-i mukaddese. Tamam. Sonra şefk-i mukaddese, surur-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese. Sonra iftihar-i mukaddese. Yani kıblesi olmalı. Yani bu bunlar üst tabaka niye ki? Çünkü bunun merkezinde olmalı. Şöyle diyeyim size. Şefkati kaldırın. Muhabbeti kaldırın. Surur, şefki. Yani şefkati kaldırın. Akıl nereye? Aklı nasıl çalışacak? Şefkatsiz akıl, muhabbetsiz akıl. Kıblesiz namaz kılmak gibidir. Kâh isabet edersin kıbleye, kâh kıbleyi isabet etmez. Aklın şefkati var mı? Aklın şefkatin değil, aklı şefkate bağlanması lazım. Sen şefkatin yeri neresi? Sonra geldiğin için şefkatin yeri neresidir? Şecer-i hilkatte. Vacibül vücutta. En merkezde olduğuna göre şunat zatiye. Aferin. Şefkat deyince hemen aklınız gidecek. Şefkat şunat zatin merkezinde. Ha, akıl ilimdir. Lefima. İlmin yeri neresi de subut-ı sıfattır. Subut-ı sıfat burada, akıl burada, şefkat burada. O zaman akıl bunun etrafında dönmeli. İşte zaten ustad burada söyleyecek. Kıyameti koparacak bu kadın diyor, şefkati aklını yönlendirmesi gerekirken akıl şefkatini yönlendiriyor ve çocuğunu hafız mektebinden alıp gidiyor dünyevi mektebe koyuyor. Adeta gidiyor kalbini midesine yediriyor. Onun dünyasını esas alıyor, ahiretini esas almıyor. Yani aldatılmış bir akıl şefkatini yanlış yolda kullanıyor.
Gidiyor. Ahiret mi? Önemli değil. Hafta sonudur çocuk uyusun diyor. Namazı kaldırmaz. Fakat okul zamanında kıyameti koparır 5 dakika dahi kalkmasa. Okul zamanında 5 dakika dahi kalkmasa okula geç kaldın diye kıyameti koparır. Hafta sonu ne de? Çocuk ya kuzum çoktan beri yatmadı. Bari hafta sonu yatsın dokunma. Din gelince, ahireti gelince lakayt. Ama dünya gelince esas. Çocuğu rahat. O zaman uykuya ihtiyacı yokmuş yani. Ne yapmış onu o zaman? Akıl esas alınmış, şefkat onun hizmetçisi olmuş. Şefkat-ı mukaddesesi olsaydı mukaddes olurdu o şefkat. Kadınlarda şu anda şefkat var, şefkat-ı mukaddesi yok. Şefkatla şefkat-ı mukaddese farklıdır. Anlatayım farkını. Şefkat hazır zamanda yaşamaktır. Mazi ve müstakbeli yoktur. Şefkat-ı mukaddese mazi ve müstakbeli halde yaşamaktır. Zekavet ve akıl gibi. Evet gibi. Hepsi de böyle kullanılır. Yani mazi ve müstakbeli halde yaşarsan şefkat-ı mukaddese olur. Yani bu şefkatin mukaddes bir kaynaktan beslenir. Yoksa hayvanlıktır. Hayvanlar hazır zamanda sudan geçirilmesi gerekiyor. Ördek yavruyu geçirir. Tavuk 21 gün şefkat eder, sonra tanesini elinden alır. Öyle değil mi? Kedi yavrusunu kovuyor bir süre sonra. Belirli bir süre sonra kovuyor. Öyle tecrübe ettim. Yani o ne vardı? Şefkat var. Şefkat-ı mukaddesesi yok. Eğer kadın aklını şefkatle beraber olursa şefkat-ı mukaddesesiye varır ve kıblesi olur. Şefkat-ı mukaddesi ile şefkat ayrı şeydir. Rahmandır rahimdir şefkat. Rahim. İsmi Rahim'e bakar. Esma'dır şefkat. Ama şefkat-ı mukaddesi ise karıştırma şefkatle. Şefkat-ı mukaddesi ile şefkatı karıştırma. Allah'a bağlı olan bir şefkat, şefkat-ı mukaddesi olur. Allah'a bağlı olmayan kıblesi şefkat, akla ve hisse tabi olur. O bir güçtür, şefkattır o. Şefkat-ı mukaddesi değil o. Anladın mı Tevfik? Birisi ismi bakıyor, Rahim ismini abi. Dünya o mesela. Orada birisi şunata bakıyor. Şunata bakıyor, şefkat-ı mukaddesi diye. Evet ya. Kadınlarda anne olduktan sonra şefkat-ı mukaddesi... Hayır, her dönem şefkat-ı mukaddesi olabilir. Yani akıl, kalp bütünlüğünü Allah'ın dediği gibi şükrü örfüde kullanırsa şefkatini, şefkat-ı mukaddesiye aynadarlık olur. O zaman onunla boyalanır. Tabii erkekte de bu. Tabii. Ama erkekte o kadar değildir. Şefkat da, Yasin anladın mı şefkat-ı mukaddesi ile şefkat arasındaki fark? Bakın, kafir, Müslüman'da herkeste şefkat vardır. Hayvanda vardır. Ama herkeste şefkat-ı mukaddesi yoktur. O şefkati şükrü örfide Allah'ın dediği tarzda kullanılırsa mukaddesleşir. Mukaddese bağlı olur. Kıble oluyor şefkatin. Kıble oluyor. Şefkatin kıblesi şefkat-ı mukaddesedir. İbadet sevabı var mı? Şefkat ise, şunu bitireyim de. Ne olur elime bir bakın. Şunat. Sıfat. Esma. Esma'da rahim var mı? Şefkat yeri burasıdır. Akıl buradadır. Şefkat-ı mukaddesi buradadır. Akıl şefkati bloke eder. Ama şefkat-ı mukaddesi ise aklı bloke eder. İbadet sevabında var mı? Tabii mukaddestir o. Allah'ın dediği gibi şefkatini kullanırsa kendisi ibadettir. Kendisi lezzettir.
Lezzettir, lezzet. Abi ifrat şefkat aklın örtülmesine, yani şefkat aklı geçince olmuyor mu? Evet, o zaman ölüyor. Ama şefkatın mukaddesi de şefkat aklı örtüyor dedim. Mukaddesiye bağlamış zaten, o örtülü. Çünkü o oraya bağlaysa kimse örtmez artık, bloke eder. Eğer şefkat mukaddesiden koparsan şefkattır. Bu şefkat esmadır burada. Esma buradadır. Sıfat burada. Yani subut-i sıfat değil mi? İlim. İlim burada, akıl. Buradadır. Şefkat, rahim buradadır. O zaman bunu bloke etmiş. O zaman hazır zamana. Hazır zamana mahkum eder şefkati. Gündelik hayatla, dünyelik değerlerde çalışır. Kadının o şeydi. Mesela okulu kazanamadı acıyan kadın, ahiretini kazanmama endişesi yok kadının. Demek ki şefkati var, şefkati mukaddesesi yok. Mukaddes değil, kutsi değil, beşeriyettir yani. Yani ruhsal bir yapıdır, kıblesiz bir namaz gibidir. Abdestsiz namaz gibidir. Affedersiniz, sidikle çamaşır yıkamak gibidir. Yani çamaşırda pislik çıkar, çamur, yapaz çıkar ama sidik kalır. Okusun mesela çocuğun dünyada rahat etsin diye onları okullara gönderiyorlar. Ya, tam göndersin ama din olmalı. Bunun üzerine biraz da durayım isterseniz. Mukaddese biraz açabilir miyiz abi? Biraz da açayım. Mukaddese sanırım. Arkadaşlar, Allah'lık hakikati bazıları bizi ondan tenkit ediyor. Diyor ki, haklıdırlar çünkü nereden baktığı önemli. Herkes seviyesine göre takdir ve tenkit eder. Bunu da unutmayın. Takdir ve tenkit kişinin seviyesini gösterir. Alimi alim anlar. Tamam. Yani bulunduğu yere göre diyor ki, bu harita Allah'ın vacibül vücudu mayenleştirmiyor mu? Yani bu harita. Arş azam. Gösterdim kağıt. Bak arş azam burada. Levmanuza. Bu kağıdın içine arş azam girer mi? Bu dünyanın içine bir kağıt. Ben şimdi bu kağıda arş azam yazdım diye arş azam mıdır? Deftere arş azam yazdığınız zaman arş azam olmadığı gibi kağıda onu boyalamak ki arş azam değildir. Ondan haber veriyor. O değil ki, sen bu kağıda niye arş azam dedin? Ben kağıtla mı bu muayenleştirdim? Çünkü çok şey yani, sığ. Ya nedir o? Haset, kıskançlık kendisini böyle gösteriyor. Basitliğinden gösteriyor. Şimdi nasıl anlarız? Hepiniz bu haritayı biliyorsunuz. Şu anda tefekkürünüzde güzel bir katkı sağlamıyor mu? Şunat zatiye deyince aklınız nerede şimdi? Değil mi? Yerinde. He Erdin? Değil mi? Bak orada. Şimdi nasıl tefekkür edecektin? Parmak koymak için. Yoksa biz şunat-ı zati 24. mektubu nasıl şey yapacaksın şimdi? Çok zor. Şimdi vacibül vücut alemi, Allah'lık hakikati. Bu Allah deyince biz ne konuşuyorsak, Kur'an ne diyorsa biz Allah'ın sıfat ve esmasından bahsediyoruz. Zatı değil o. Lehül esmaül hüsna. Güzel isimler hep onundur. Yani bu masadaki hepsi Hasan'ındır. Ama masa Hasan değildir. Bendendir ama ben değil. Size elimden geldiği kadar seçerek kelimeyi kullanmaya çalışıyorum. Yani içimden geldiği gibi konuşmuyor. Ona da dikkat ediyor. Yanlış anlaşılıyor. Vacibül vücutun en merkezinde mahiyeti zati var. Bunun hakkında arkadaşlar ezeli ve ebedi. Peygamber dahi. Yani esma bile bilmeyecek burayı. Esma bile bilmiyor. Esma sıfatın keyfiyetini bilmiyor. Sıfat şuunatın keyfiyetini bilmiyor. Şuunat mahiyeti zatiyetinin ki zatiyenin keyfiyetini bilemez, bilmiyor. Bilmemesi lazım. Bilememesi lazım zaten. Bilirse ondandır. Şu, bakın anladınız mı? Bu mahiyeti zati hakkında yok. İmkanı ihtimali yok. Allah Resulü diyor ki en iyi bilen, en iyi sen bilirsin ya Rabbi. Böyle bir şey yok. Bunu söylediği söz esmadır. Peygamberimiz bunu Allah'a hitap ettiği şey Allah, Bismillah'taki Allah'tır.
Yoksa mahiyeti zatisine hitap değildir. İşte bunu bilmeyenler Allah'ı nasıl görür ya? Allah'ı o hayal ettiği veya düşündüğü Allah zannediyor. Esma Hüsna'daki Allah. İşte bizim Latife-i Rabbani'miz de bu Allah'ı görüyor. O lezzeti ruhaniye var ya. Neyse. Şimdi bu şuunat-ı zatiyede merkezinde şu kadar haber verilmiş. Daha bu kadardır değil. Şu kadar biliyoruz. 24. söz. 24. mektup. Orada bahsediyor. Sayfa 286'da kardeşler. Nereye arıyorsunuz? Bak. Buldunuz mu? Buldunuz değil mi? Bak, zat-ı vacibül vücudun vücubu vücuduna ve kutsiyetine layık bir tarzda istinai zatisine ve gınay mutlakına muvafık bir surette ve kemali mutlakına ve tenezzül zatisine münasip bir şekilde hadsiz bir şefkat-ı mukaddesi var. Gördünüz mü? Ortada. Gördünüz mü? Bilmem, bana bakmayın. Ha, gör şu an. Hah, öyle. Sonra, nihayetsiz bir muhabbet-i münezzesi vardır. Dışarıya çıktık. Muhabbet-i münezzesi varmış. Ama bu başka bak. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe. Muhabbetten farklı o zaman. Çok farklı. Tamam. Yani bu muhabbet, Esma'daki muhabbet değil. Ondan bile münezzeh. Şefkat-i mukaddesi var, muhabbet-i münezzehesi var. İkincisi. Üç, şefk-i mukaddes var. Şefk-i mukaddes. Şefk. Mukaddes. Bak, şefkat-i mukaddes var. Burada da şefk-i mukaddes diyor. O da mukaddes. Şefk-i mukaddesten sonra surur-u mukaddes var. Ondan sonra ne var? Tabirinde aciz olduğumuz lezzet-i mukaddes var. Hep mukaddes. Sonra ne var? Ondan sonra ne var? Memnuniyetlerinden kemalinden cehaceceğim. Memnuniyet-i mukaddes var. Bu da mukaddes. Görmenizi istiyorum. Ve en son iftihar mukaddesesi var. Tek muhabbet-i münezzehe mukaddes demiyor. Risale-i Nur'da kışır yok. Yok. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir eser olmaz yani. Böyle bir şey olmaz ya. Ne acayip, nerelerde bahsediyor? Nasıl sıralama ya? Mukaddes, münezze, mukaddes, mukaddes, mukaddes. Çok acayip. Çok garay. Ona girmeyeceğim çünkü o konumuz değil. Niye orada bir, sanki bir viraj aldı başka, yani bir adadan başka bir parkura sokuyor? Arkadaşlar, şefkata mukaddes diyor, muhabbete münezzeh diyor. Ama ne olur, sakın Esma'daki muhabbet, sakın Esma'daki lezzet, şefkat, onu zannetmeyin, şuunat bambaşka. Peki, onu nasıl anlarız? Şöyle sevgili kardeşler, bizde şefkat var, muhabbet var. Kıblesine koyarsak, Allah'ın dediği gibi şu örfü de kullanırsak, o şefkat-i mukaddeseye bağlandığı için onunla boyalanmaya başlar. Adeta haşa haşa Allah'ın lezzetinden lezzet almaya başlar. Allah'ın şefkatinde şefkatlenmeye başlar. Tavuktaki de şefkattir. Ama şefkat-i mukaddesi değil. İlginç değil mi? Bu muhabbet-i münezzeh bu mesela o Hazreti Mevla'nın aşk dediği makam mı? Orası yani insanın şey şefkat yani. Zararlı bir şey, şefkat-i mukaddese şeymiş yani. Yok, şefkat zararlı, Esma'dakini iffet tefrit yapmadığı zaman zararlı olmaz. Şefkat zararlı o zaman, şefkat-i mukaddese yapması lazım. Kıble işte. Çünkü hayvanlık şefkat hayvanlık seviyesini, şimdiki zamandır.
Şimdiki zamanı esas alırsan şefkattır. Ve akla tabidir bu. Mazi ve müstakbeli yoktur. Şimdiki zamanda çözümleri var. Peki bu şefkat ifrat ederse marazi ruhu olur. Ama şefkat-ı mukaddesenin ifratı tefriti yoktur. O kutsi bir şeydir. O odur. İfrat tefrit yoktur öyle bir şey onda. 75. sayfa Kastamonu'da. İfrat-ı şefkat münezzeh demiyor. İfrat-ı şefkat marazi ruhudur. Sakami kalbidir diyor. Hatırladınız mı? Anladınız mı orayı? Bir daha alalım abi. Bir daha alın. İfrat-ı şefkat marazi ruhudur, sakami kalbidir diyor. İlhada sirayet etmiş diyor. Dalalete geçmiş. Şefkat dalaleti götürür mü? Götürür. Dalalete sirayet etmiş diyor. Allah Allah. Tuhaf değil mi külliyat? Deliler bölgesine, mayınlar tarlasına hoş geldiniz. Ha? Şefkat dalalete götürür. Dalalete sirayet eden diyor. Sakami kalbi marazi ruhidir diyor. Dalalete geçmiş. O şefkatinden dolayı Allah'a sorguluyor. Allah'a itham ediyor. Bana bu çocuğu niye verdin diyor. Dam sendrom var ya. Dam sendrom. Bana bunu niye verdin diyor. Bu dünyada yok mu diyor bir sahiplenen. Nedir bu diyor Suriye'deki şey. Dalalete sirayet etmiş, ifrat-ı şefkat, sakami kalbi, marazi ruhu olmuş. 75. Nasıl kurtulacaksın? Şefkatini nasıl kıblesine koyacaksın Yasin? Bu şefkatin kıblesine koyabilmek için Allah canibinden, kudretin azameti altından, kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek, dört sıfat temel alarak, hikmet-i ilahiyeden ileri hikmet, inayet-i ilahiyeden ileri inayet, rahmet-i ilahiyeden ileri rahmet, rububiyet ilahiyeden ile rububiyet, inayet, hikmet, adalet. Adalet, hikmet, inayet, rahmet. Den ileri bir şey yapmayacaksın. Teslim olacaksın. Mesela nereden söyledim onu? Kastamonu? 75. Yok, bu sonra saydım. 220. Kastan, layıkasız gidin de göreyim hadi dünyada yaşayın işte. Hadi. Hadi göreyim, layıkasız. Ne aldık biz bunu? O kadar Kastamonu. O kadar acayip oldum ki mesleği zannettim ya. Senin bu şiddetli tesirin, o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Birincisi ne? Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. İki, hikmet-i Rabbani'den daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Senin daire-i iktidarın haricindeki hadisata, onun merhamet, bir, onun hikmet, iki, onun adaleti, üç, onun rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz, şiddetli elem-i şefkatten kurtuldum. Kurtulmasan ne olacaksın? Şu olacaksın, ey üstad, böyle olacaktın, Allah seni korudu. Dedi ki, eğer şefkat haddini aşsa ve taşsa, 75 Kastamonu, o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden, gene ben dalalet dedim, bir tane eksik söyledim. Dalalet ve ilhada dinden çıkmaya bir sirayet eden bir marazi ruhi, ruhsal bir hastalık ve bir sakami kalbidir. Bizde mesela sarı tuttu mu bizim köylere şey derler. Maraz tuttu derler. Maraz derler. Mesela nöbet geldi mi nöbet demezler. Maraz derler. Marazı geldi. Bayıldığı zaman. Burada da öyle diyor. Marazi ruhi ve sakami kalbidir bu diyor. İlle o şefkati şefkat-i mukaddeseye esas alacaksın. Şefkat-i mukaddese de nasıl bağlanacak? Şefkat-i mukaddeseye işaret edeceğiz. Da var mı işaret edeceğiz? Ver abisi oradan. Ver abim. Hop. Bak. 17. sayfa. İnsan
Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nusa, 18 bin alime havişi büyük alemin kitabına bir frist olarak yaratmıştır. Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir nümune insanın cevherine vedia bırakılmıştır. Burayı dinleyin. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle, maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle, hamdin şubelerinden olan şükrü örfi ifa ve şeriata imtisal ederse, o insanın cevherinde vedia bırakılan örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. İnsan o pencereden o aleme bakar ve o aleme tecelli eden sıfatla, o alemden tezahür eden isme bir mirat ve bir ayna olur. Miratla ayna seni inşa eder. Toprak mirattır, çekirdeği ağaç yapar. Ayna benim simamı gösterir. Ayna budur, mirat budur. Mirat, ayna seni gösterir, inşa etmez. Ayna senin suretine havidir. Suretini gösterir. Aynaya bakarsın öyle. Mirat ise seni inşa eder. Aynedir bu alem. Yani bu aynedir alem. Yoksa haşa, esma değil. Mira aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den. Allah görünür daim. Muhammed'in hayatında, sünnet-i seniyesinde inşa vardır. Yapılanma vardır. Sünnet-i seniye seni inşa eder. Seni ağaç eder. Mirat-ı Muhammed'den o zaman sen de Allah görünür daim. Ya. Külliyat bambaşka bir şey. No, hayatın ta kendisi yani. Külliyat tuhaftır. Ben de size bazen üzüldüğümün sebebi, nasıl bu kadar ciddi bir şeyi ciddi almıyorsunuz diye üzülüyor. Çünkü sen bunun için yaratıldın. Özürün yok. Askersin. Ya ben bot giymeyi unuttum. İçtimaya çıktım, bot giymeyi unuttum. Lan Allah Allah. Ya nasıl unuttun ya, bu sesin aslı vazifen? Ya vallahi ne oldu, bu adam bayıldı, ölüyor. Vallahi yemek yemeyi unutmuş. Aylarca yemek yemeyi unutmuş, su içmeyi unutmuş. Onun için ölüyor. Öyle bir şey olmuş mu? Öyle olacak işte. Külliyata karşı duruşumuz öyle olacak. Ben de onun için tuhafıma gidiyorum. Garip garip tavırlar sergiliyorum. Gayri ihtiyari. Niye? Ya bunlar nasıl bilinmez ya? Bunlar ezberlenmesi lazım. Bu çünkü benim, yani benim kargasını oluşturuyor. Bir kere esma sıfattan, sıfat şuunattan, şuunat mahiyetten çıktığını, şuunatın içerisindeki o 7 tane yapılanmayı bilmemiz lazım. Kadınların yapısı his üzerine kurulmuş. Koca bir tencereyi mayalamak için bir kaşık maya yetiyor değil mi? Yoğurt, ekşi, süte atmak için. Mayadır değil mi o bir kaşık? Kadınların içini mayalayan, kadınların da en esaslı hassaları ve fıtri vazifelerinin mayası, maya. Kadını mayalayan şefkattır. Şefkati çıkarırsan kadın olur bir meta. Alınıp satılan bir mal. Mayası diyor. Maya değiştiren. Tövbe. Değiştirmeden dönüştüren. Fıtratını ağaç yapan toprak. Toprak, bitki, çekirdeği neyse kadının fıtratına şefkat toprağı öyledir. Kadına şefkat öyledir. Bir daha söylüyorum. Çekirdeğe toprak neyse kadına şefkat odur. Kadına şefkat al, çekirdekten toprağı al gibi oldu. Arttırılabilir mi peki abi şefkat? Tabii. Şefkat bize konulmuştur. Şükrü örfi. Yani Allah kullan dediği yere kullan miktarı kadar. Şefkat-ı mukaddeseye bağladın mı o şefkat artık acayip bir şey olur, dile getirmek istemiyorum. Sanki haşa, Allah canibinden, kudretin azameti altından baktığı için, Allah'ın şefkat-ı mukaddesesine girdiği için, sanki tövbe yani, tamam mı? Tamamen boyalanmış şefkat-ı mukaddeseyle, bütün varlığa
vacibül vücudun bakışı gibi bir bakışa sahip olur. Kadın. Tamamıyla İslamiyet'i yaşadığı oranda oraya rapt oluyor değil mi? Tamamıyla İslamiyet... değil. Şu. Yani elinden geldiği kadar bir kere bunu duysun. Nedir o? Şükrü örfi. Yani verilen her bir cihaz, arabayı kullanmak öğrenildiği gibi şoförlük öğrenilen bir şeydir. Doğuştan verilen kabiliyettir ama öğrenilmesi lazım. Öğrenmen lazım. Arabayı sürmeyi öğrendiğin gibi şefkati kullanmayı da öğrenmen lazım. Kadın bu şefkatini bize parkura 100 metre önden başlıyor. Şefkat noktasında önümüzde. Şimdi şefkatin kadın nasıl kullanacağını şeriatından, Allah'ın sünnet-i seniyesinden, peygamberin sünnet-i seniyesinden eğer bilip de ona uygun şükrü örfi dediğimiz Allah'ın dediği gibi sev dediğine sev miktarı kadar. Seveceksin sev dediği kadar. İfrat tefrit yok. Yani şeriatına, sünnet-i seniyesine şöyle diyeyim kısacası. Kur'an'ın mizanları ile, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal hareketlerini ve hatıratını, düşüncelerini tart. Daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeye rehber yaparsan şefkatin olur. Şefkatin mukaddese. Seni taşır ta oraya. Şöyle bakarsın haşa. Şefkat-i mukaddeseden sıfata, esmaya, arşa, kürse, Cebrail'e, Mikail'e, İsrafil'e, Azrail'e, cennet, cehenneme ve hadiselere böyle bakarsın. Allah canibinden kudretin, azametinin altından bakmaya yetki ve yetisi verilmiş oluyor sana. Yetki ve yeti. Donanım. Acayip. İnsan ya, halife ya. Allah'ın baktığı gibi bakar ya. Nasıl bakar? Allah canibine geçince bakar işte. Ne demek? İşte o demek. Hadiste de var ya abi, hani kulun farzlardan sonra nafilelerle bana yaklaşırsa ben onun gören gözü tutan. Heşt, onun gibi. Doğru. Allah canibinden ya, anlıyor musunuz ne diyorum? Allah canibinden kudretin azameti altından bakmaktan bahsediyor. Ya çok özür dilerim, kusura bakma Furkan'ım. Mektubatımla işaret cihazımı getirir misin? Yani bir zamanda gittim. Böyle bir kanala gireceğimi bilmediğim için başka bir şey vardı. Size elbise okuyacaktım, libas okuyacaktım. Libas niçin bu? Bu neyi ifade ediyor? Niye pamuk? Yani bu pamuk elbise nedir yani? Yani bu neyi taşıyor? Bu bedeni örtün. Beden midir? Bu kimdir okuyacaktım size. Ama başka bir kapı Allah bir yere gönderdi. Hiç böyle niyetim yoktu. Al senin inşaat icazı. Al senin mektubatını. Böyle işte biz kullanırız, kullanırız, sonra veririz, atarız. Tabii. Allah Allah. Çok güzel ya. Burada o kadar atıflar var ki arkadaşlar. Bu maya hakkında. Şu anda 720'de var abi, çok güzel bir yer. İbrahim Aleyhisselam'ın hususi meşri bir oran şefkat etti hüküm versin. Evet. Risale-i Nur. Evet. Aç orayı oku. Doğru bak. Bak bugün sitemimi geri aldım. O ki bunu Allah onu buldu bak. İbrahim Aleyhisselam hususi meşribi nurculuk da esastır. İbrahim Aleyhisselam meşribi neydi? İki tane temel vardı. Evet, Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi. Mayası ve meşrebi, mayası, dikkat et, sıralama çok önemli. Mayası ve meşrebi. Tefekkür ve şefkat olduğu cihetle. Bak, tefekkür ve şefkat. Hazreti İbrahim'in aleyhisselam hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek istediğiyle. Bak, meşrep tefekkür, maya şefkat. İkinci okudun ya. Evet oku, bir daha oku orayı. Son okudum. Hazreti İbrahim'in aleyhisselam hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla şu surede... Tamam. Anladık, tamam. Allah razı olsun. Çok güzel. Meşrep de çok ayıp. O acayip oluyor o zaman abi şarjı. Meşrep de acayip. Bir tanesi dün dedi ki derse giderken. Kim dedi ya? Polisiyaydan, polisiyaylardan bir tanesi. Abi dedi, tefekkürle insan yorulunca dedi, neyle, çok ilginç soru. İnsan tefekkür ettikçe yorulursa nasıl dedi dinlenecek bu tefekkürle? El cevap, tefekkür kendisi dinlenmektir. Hem
çalışandır hem dinlenendir. Tefekkürün dinlenmesi tefekkürdür. Bazen yoruluyor abi. Tefekkür yorulmaz. Üstad da öyle diyor abi. Mesnevi İskülkeli'de ne diyor? Afaki tefekkür dipsiz denize benzer. Yani oraya girme boğulursun. O baş. O yoruyor insan demek. Evet. O işte. Yani lahuti bir şey. 147'de geçiyor. Afa mesela sineğin çapı nedir? İşte arkadaşlar güneş var ya şöyledir çapından saniyedeki patlama nükleer reaksiyonlardan nükleer santraldan böyle girdin ders yapıyorsun bunu. Derde ne oldu yani? Perişan ettin dersi. Bir de Risale-i Nur'lardaki o sırrı ihlas, sırrı vahdet, sırrı ihadet hep bu, buralara mı bakıyor abi? Evet bu işte. Yasin, soruna bir cevap vereyim mi? Bir parçasını ama. Üç taneden bir parçasını. Hep derste derim, üzüldüm o zaman hiçbir cevap vermemekten, ondan şey yapıyorum. Yasin bana dedi ki, abi derste kullanırsın dedi. Neydi? Söyle bakayım soruyu. Sence Allah ne ifade ediyor? Ne ifade ediyor? Hani derim ya. Önüne söyleyeyim mi? Ha. Şimdi şey oldu mesela, kabre girdik. Tamam. Sordu bize, o anki vereceğiniz cevabı vereceksiniz abi. Evet. O üç parçadan bir parçasını vereceğim tamam. Ama. Diğerlerini şey yapma. Allah sizin için ne ifade ediyor? Benim için Allah bir parçasını söylüyorum. Bir tencere getir aşağı bir şey, kap. Şefkat-i mukaddesi yat, mukaddes ama. Muhabbet-i mukaddesi, münezzehesini at. Şefki mukaddesesini at. Üç. Lezzet-i mukaddesesini at. Sürur-i mukaddesi geçtik ama. Ha, sürur-i mukaddesi at. Lezzet-i mukaddesi at. Memnuniyet-i mukaddesesini at. İftihar-i mukaddesesini at. Karıştır. Bunun bütünlüğüdür benim için Allah. Rabbim kimdir diye bana sorduğu zaman o münker ve mekir esmanın tecellisidir. Onun ilmi en fazla şey kadar, ilim sıfatına kadardır. Lef-i mahfuz kadardır. Cebrail bir adım atamam. Niye yanarım? Çünkü onun sistemi lef-i mahfuzdur. Sistem değişikliği demektir. Arş-ı azama dönüşemez. O zaman sistem yanar. Lef-i mahfuzun simgeselliğidir Cebrail. İnsan arş-ı azamı da aşmış. Onu da aşmış. Kapı kalpse. Ha, o zaman nünker mekir bana veya hepinize sorduğu zaman senin için hep millete sorardın. Senin için Allah kimdir? Veya Allah senin için nedir? Benim için Allah böyle bir Allah'tır. Zaten mahiyeti zatisini bilmiyorum. Bu size söyleyebileceğim bir tarafım. Allah böyle bir Allah. Ha, peki sorsak bir diğer Risale-i Nur okumamış olanlar. Yani Risale-i Nur okuyan demiyorum. Risale-i Nur okumamış olanlar Allah şöyle derler. Rahmandır Allah. Rahimdir Allah. Kerimdir Allah. Ya Cemilu ya Allah ya Karibu ya Allah ya Mucibu ya Allah ya Bibu. Bin bir esmayı sayar. Allah budur. Ha, bu dediğin şey Esma-i Üstad'dır. Sıfat değildir. Bir böyle bir başka alim gelse nasıl çıkar? Mücedditlerde olur. Subut-ı sıfatı konuşur. Allah kimdir? Allah haydır. İlim, irade, kudret, sem, basar, hayat. Hulasasıdır der. Onun aleminde. Efendim ötekisi bir başka zat-ı sıfattan bahseder. Daha acayip ki gelişmiş. Nedir o? Zat-ı sıfatlar nedir? Vücut, kıdem, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetün havadis, kıyam-ı bir nefsi ve bir tane de var. Ustad aşağıda yukarı almış. Tekvin mi? Tekvin. Onu zaten almış. Diğerleri sıbıtı sıfat almış. Tamam? Alt. Oraya. Benim için Allah şunat-ı zatiyenin bütünlüğüdür. Benim alemimde. Kıblesini ona koyma. Yani ne demek senin için Allah? Yani kıblen. Benim namazımın kıblesi Kabe'dir. Kabe'dir. İmanımın kıblesi de budur. İmanımın kıblesi budur. Salatımın kıblesi budur.
Salatımın, namazımın kıblesi Kabe'dir. İtikadımın kıblesi Kabe'dir. İmanımın kıblesi budur. İmanın kıblesi yok. O hani var ya, nereye dönerseniz dönün Allah oradadır. Anladın sırrı? Nereye dönerseniz dönün Allah oradadır. Ama kıbleden bahsederse kıble buradadır. İmanımızın kıblesi yoktur. Kıblesi Allah'tır. Namazımızın kıblesi budur. İtikadımızın kıblesi budur. Kabe'dir. İtikat aklidir, iman kalbidir. Şuunat-ı zatiyem. Zatiye demiyorum, zatiyem. Neredeydik? Şimdi buraya in. Şimdi Kastamonu 95'te de bir yer var. Cevap olarak söylediğiniz zaman anlayacaklar mı? Anlayacak mı diye bana sor. İlim seviyesinden. Münker Mekir'e bunu söyledim. Anlayacak mı? Anlamayacak. Abi şunat zaten dediğin de çok acık bir şeye gider ya. O da bir parça. Herkesin bir Allah'ı var. Yani anladım. Rabbul aleminden bahsetmiyor. Biraz önce Rabbul aleminden bahsettim. Bir de Rabbim var. Bunu lemalarda kullanıyor Üstad. Diyor ki ve Eyyub yok. İkinci lemada kullanıyor ya. Ayet nasıldı? Yunus aleyhisselam. Allah Allah. Ha iznada rabbehu. Ne demek? O Rabbine nida ettiği zaman biz şöyle diyeceğiz diyor. Rabbi inni meseniye durru ve enterhamur rahmin. İznada değil. Bak orada Kur'an'da iznada rabbehu inni meseniye durru ve enterhamur rahmin. O Rabbine nida ettiği zaman bu Rabbul Alemin'dir. Rabbi dediği zaman Rabbim bu. Rabbul Alemin'deki husus Allah'ım benim. Altını görmüyor musunuz orada? Biz böyle diyeceğiz diyor. Senin kendi Rabbin, senin münacat kaynağın. Allah Allah. Küllet ya. Bak. İznada Rabbehu inni mesenedü ve enterhamu rahimin. Sabık Karaman Hazreti Eyüp Aleyhisselam şu münacatı hem mücereb hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda ayeti böyle demeyeceğiz. Rabbi inni mesenedürru. Rabbim diyeceğim. Rabbine nida etti değil. O Rabbine nida etti. O. Ben sen o. Ben nida edeceğim zaman Rabbi. Benim Allah'ım. Rabbul Alemin değil. Rabbim. İyâke ne'abudu ve iyâke nesta'inim. Peki. Ne kadar anlarsak fark. O kadar kârdır. Zaten bu dünyaya bunun için geldik. Diğerleri beşeriyettir. Beşeriyettir vazmatı için para kazanmak, şirket sahibi olmak, evlenmek, çoluk çocuğu bunlar şeydir. Bu alemin iktizasıdır. Yani fıtratımızın inkişaf etmesi için malzemelerdir, zemindir. Çoluk çocuk zemindir. Eğlencedir diyor. Oyalanmaz. Ondan sonra orada kendini ifade edeceksin. Başta sorduğum sorunun cevabını şimdi aldım. Neydi o sorunun ben de merak ettim. Ben oyum diyenleri anladım. Yani o oldum demişler. Ha hususi o. Rabbi. Rabbul Alemin değil. Herkes kendisine bak. Beni meydana getiren bir Rabbim var ya. Esmanı mertebesi. Mesela şöyle diyeyim. Çiçek. Cemil. Burada bu gözüktü. Buradan Cemil esmasının şu müntehasına kadar düşün buraya. Son. Şimdi buradan buraya kadar nihayetsiz mertebe var değil mi? Benim Cemil ismim burada. Seninkisi burada. Onun şükür şurada. Özgür burada. Herkesin esmada bir mertebesi yok mu? Yani Cemil ismim benim mertebemi koy kaba. Rahman ismin beni meydana getirenin miktarını koy. Yani beni meydana getiren fıtratımı, hissiyatımı, ruhumu meydana getiren esma bütünlüğümü Rahman, Rahim, Kerim bütün o esmaları koy tencereye. Cemil, beni meydana getiren Cemil.
Rahman beni, ama beni, seni getiren değil. Onları koy karıştır. O beni meydana getiren Esma'nın bütünlüğüne benim Rabbim. Rabbul Alemin değil. Rabbi inni mesenniye durru. İşte herkes Rabbini görecek. Cennette Rabbini görecek. Herkesi inşa eden Esma bütünlüğünü görecek. Oturdum. Herkesi inşa eden. Anladın? Efendim yaz. Şimdi o dereceleri saydınız ya abi. En üst derece var. Şimdi onun hepsinin en üstünü aldığımız zaman... Üstü yok, dibi yok da ondan. Dibi yok. Yani buraya getirdim de bu yok yani. Yok. Yok. Ben de çıkacağım ama ha, burayı koymam kendimi. Burada. Yok yani. Dibi yok. Aslında bir şeyde Veyle-i Mesir'de 5 tane Cenab-ı Hakk'ın ismini sayıyor abi. Ne anlamadım kafam bir şey. Mesela şeyde 20. mektupta abi diyor ya. Veyle-i Mesir'de abi. He, Veyle. 5 tane Cenab-ı Hakk ismini sayıyor. Ne sayıyor? Herkes ona kavuşacak diye. Ha evet. 5 tane ismi. O, oku bakayım ilgimi çekti. Ben şöyle hafızalarım. Beni koparır. M, hırs, meyle. Şifredim ben abi. M, mabudunu, halikini, Rabbini sevdiğini ve malikini diye abi. M, hırs, M. Herkes buna kavuşacak diye. Bir dakika M. Mabuduna. Mabuduna, halikine, halikine, Rabbine, Rabbine, seyidine, seyidine ve malikine kavuşur. Malik, nasıl ezberledin sen bunu? Me, hırs, me. Hırs, me, me ne demek? Hırs nereden çıktı? Me, halik, me, Rab, me. Seyid. Ha. Me, mabud, mabud, he, halık. Halik, nasıl ezberledin? Me, me hırs. Me, hırs, me. Me, hırs, me. Me, hırs, me. Bizim var da aslında bir dişir, bu. Dişir. Onun için ezberleme çalış. Me, hırs, me. Çok güzel. Mabudunu, halikini, hırsın ilahiyi, ilahını. İlah yok abi, burada geçmiyor. Hırs. Her. Rabbi, se var. Seyyidini, malikini. Aferin lan, iyi ezberlemiş. Tamam, beraber edelim. Mabudunu, halikini, Rabbi, seyyidi, mabudu. Maliki. Bu işte bütünlüğü senin Rabbin. Ama herkes kendi Rabbini görecekti orada, değil mi? Orada öyle diyor. Herkes kendi Rabbini. Kendi kitabını oku diyor. Allah o kadar hoş bir şey yani. Acayip bir şey yani. Allah olmak lazım. Haşa. Bilesin ancak kendini. İnsana müthiş bir şey verilmiş o zaman. İnsan çok garip işte. Senelerden beri bağırıp duruyor. Sen kendini şey mi zannediyorsun ya? Öyle. Allah Allah. Sen böyle basit bir şey mi zannediyorsun kendini ya? Ben çiftteki haritada GPS'teki noktamı mı göreceğim orada? Ha. Aferin. Muhabbet. Sen de seni inşa eden burası navigasyon, haritalar tak 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 tak. Ama bu haritayı, navigasyonu aktif eden uydudaki GPS'in. Ben noktanı göreceğim. Noktanı, sen o. Ben diyor Rabbimi 14 yaşındaki bir delikanlı simasında gördüm diyor. Hadis. Miraç'ta. Buhari'de mi geçiyor? Buhari'de geçiyor. Peki bu çocuk niye delikanlı dedi 14 yaşında? Tüysüz şey. Yani o Esma'yı bütünleyen, o çocuğu meydana getiren. Mesela bunu Mülevin var burada. Musabir var bunda. Kadir var, değil mi? Hay var, sonra bir sürü. İşte bunu meydana getiren Esma bütünlüğü donsa bu olur. Dese ki bunu meydana getiren Esma, bu Esma bütünlüğü budur. Yani musavir getir çıplak olarak anlamam. Koy tencereye. Latifi koy, efendim Sani'yi koy, Kadir'i koy. Koy, karıştır. Bu çıktı. Ama Esma'nın bu mertebelerini. Hepsini koy çekirdeği, sonra... Ubudiyet toprağı altında. O da çok ilginç. Evamir-i Kur'an imtisaliyle, ubudiyet toprağı altında, imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında Evamir-i Kur'an'ı'ya imtisal ederse dar alemi arzide, şu dünya hayatından, burada yaşarken tak ağaç oluyorsun ötede. Ama buradasın. Buradasın. Zahirde gözüküyorsun. Burada adam. Beraberiz. Ama ötelerden besleniliyor.
Emanet de bu oğlum. Bu mu oluyor abi? Benim Rabbim. Benim Rabbim. İşte emanetim bu işte. Ben diyebilen kişinin kendisi. Emanet, anahtar, nur beraberindeydi diyor. Nasıl şimdi tıkır tıkır çözülüyor çorap söküğü gibi? Ben düşünüyordum. Emanet ne diye düşünüyordum. Emanet bir dersini yaptık bu geçen Miraç'ta şimdi. Şimdi zaten Risale-i Nur mesleğindeki en mühim bir esas esastır diyor. Yani olmazsa olmaz. Olmazsa olmaza esas denilir. Şefkatin İhlas Risalesi'nde orada sayıyor ya 11 tane madde mi var? İhlas'ın başında. 9 mudur? 9. Onlara ne diyor? Esas diyor. En mühim bir esas. Kadın bak, Risale-i Nur'un bir mesleğinin en mühim bir esası. Bunsuz olmaz nurculuk. Yani adam geldi, hiçbir şey bilmiyor, cahil. Geldi nurculuğu, derse başladı falan. Hadi kardeşim teşvik ettik falan, kitaba başladı okudu. Bilmesin, bilmez. Bunda 4 tane otomatik sistem çalışmaya başlıyor. Otomatik 4 tane. Ad, fark, şefkat, tefekkür. Bunun bütünlüğüne de Mesnevi Nuriye'de diyor ki, ubudiyetin esasıdır. Ubudiyetin esası. Ölünce de ubudiyet devam eder ama ölünce ibadet biter. Ubudiyet ibadet değildir. İbadet ubudiyetin içindedir. Ubudiyet nedir? Ad. Ubudiyetin esası olan ad, fark, şefkat, tefekkürdür diyor. İbadet ise belirli bir zamana, belirli bir kişiye, belirli bir zamanda yüklenilen vazifedir. Namaz, oruç gibi. Ubudiyet devam eder sonsuz, ibadet durur ölünce. Mesnevi Nuriye 222. İbadet yüklenen mesuliyet. Yani ibadet belirli bir kişiye, belirli bir zamanda, belirli bir şekilde yüklenilen, ondan istenilen bir vazifenin tümüne ibadet denilir. Yani ben, farz, ben, belirli ben, belirli bir zamanda, buluçağından önce yok, belirli bir zamanda, dünya hayatımda, belirli bir vakitlerde bana yüklenilen vazifenin bütünlüğüdür, ibadet. Ubudiyet ise, ubudiyetin esası ad, fakr, şefkat, tefekkürdür. Ubudiyetin esası da budur. Kadınlar şey okuyacaktım. Ya böyle. Risale-i Nur'un mesleğindeki en mühim bir esas şefkat olduğundan ve şefkat madenleri de hanımlar olduğundan. Kadın. Bedensellik inanın pek alakadar etmiyor. Acımaya inkılap ediyor. Zaten şeyleri görünce böyle kendilerini perişan edenleri bana şey geliyor. Kusmak gibi geliyor. İnanın böyle. Yani böyle ve acıma var ya. Ben kadınları şefkat mukaddesi de görüyorum. Şeşunat mukaddesi de. Orada yani ruhlarını orada görmek istiyorum. Kim bilmiyorum, bilmiyorum. O orada görüyorum yani. Böyle acayip bir kutsi bir makam. Yani erişilmesi çok zor yani böyle bir şey. O yöntemle, o yolla beni burada inşa etti. Yani bir tuhaf bak. Şefkat madenleri de hanımlar olduğundan ya ben öyle bedensellik, ne kadar böyle hayvanlı bir şey ya, basit bir sıratlı bir şey. Böyle bir şey olur mu? Bedensellik demek belirli bir zamanda belirli bir ihtiyacını giderir. Kadın öyle mi? Mesela huriyi kadın anlıyorlar. Tabii ne anlasınlar, ben de öyle biliyordum. Huri kadın değil ki. Kadınlık da var. Peki anan kadın mıdır? Kadınlıktan kastettiğin şey mi kastediyorum? Peki, anana sarıldığın zaman, affedersiniz, cinsellik lezzeti mi alıyorsun? Ruhani, huzur deniliyor ona. Anadan huzur olur. Kadın, eşimizden lezzet olur. Ama eşimize muhabbet olursa, kalbine mukabil kalp olursa, huzur olur. Ustad kadını bedensel ifade etmiyor, iş atacağız da. Kadından maksat diyor, kalbine mukabil bir kalptir. Niye beden demiyor? İşaret edeceğiz de demiyor mu kalbine mukabil kalptir? Ne demektir? Kadın budur işte. Bedeninden bahsetmiyoruz da. Seni rahatlatan. Mesela sıkıntın var tamam böyle. Ya hanım sana şefkat hanım. Ya ne canını sıkıyorsun ya? Ne ya? Hep beraberiz. Olduğu kadar yani. Oğlanda hayır vardır hadisini unuttun mu? Bey diyor sana.
Bey, olanda hayır vardır, olmamışsa demek nasip yok. Sana böyle bir sarılsa, elini sürse, senin bütün sıkıntın gitmez mi o günlük ya? Cinsellik midir peki? Ana seni rahatlatıyor. Ana senden böyle dokunmasından sen ulvi, lahuti lezzetler alıyorsun. Cinsellik midir? Huri de böyledir işte. Ha, cinsellik de var onda tabii. Ama nasıl ki ubudiyet ibadet değil, ibadet de var. Salatın içinde namaz da var ama salat namaz değil gibi. Yani imanın içerisinde bir bağ da var ama iman sırf bağ değil. İçerisinde Cenab-ı Hak var. Rabbi var yani. Ustad kadını nasıl yorumluyor görüyor musun? Bak sen de Yasin değil mi? İki tane Yasin. Allah Allah bugün tavafa gitti. Yasin kalbine mukabil kalp diyor. Öyle demiyor mu şartıcazda? Peki ben onun üzerine yoğunlaştım. Allah Allah kalbine mukabil kalp. Ben de yaşandım. Şey diyeyim, benim yaşlı ablam var. Beni yıkamış düşünün çocukken. O kadar benden büyük. Biz onun evindeyiz böyle. Koltukta oturuyorum. Öyle. Elim böyle koltukta. O da yanımdaki koltukta oturuyor. Karşımda diğer arka kardeşlerim var. Onlara kızdırdılar beni. Bayağı sinirlendim yani. Böyle gürüldüm. Ne biçim insansınız siz dedim ya. Dünya perestler falan dedim. Böyle. Bu ablam elini getirdi. Bu elimi koymasın. Kardeşim sinirlenme ya. Sakin ol. Bunlar bu kadardı. Elini sürdüğü zaman vallahi sanki Keban barajından 500 bin voltluk ceyran geldi benim. İçimi şak bir vurdu. Her şeyi boşalttı, sıfır. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Böyle ben utandım bu sefer. Onlara onu söyledim. Utandım. Tamam. Bir cinsellik midir şimdi bu? Kör olası cehalet. Kör olası bedensellik. Belirli bir miktar, belirli bir zaman seni rahatlatır. Ama bu öyle mi? Bebeğini, çocuğunu okşadığın zaman seni rahatlatan cinsellik midir? Anana sarıldığın zaman cinsellik midir? Babana sarıldığın zaman? Huzur değil mi o? Lezzet değil mi o da? Ötekisi zevktir. Lezzettir. Lezzeti mukaddes ediyor. Lezzet kutsidir. Zevk nedir? Benden sevdir. Elmadan da alırsın. Rüyada da alırsın. Kendisi yokken de alıyorsun. Yokken de var o yani. Özür lafınızı kestim abi. Tamam abi, dinliyorum seni. Şimdi burada mesela evlenmemek sünnettir ya, 200 senesinden sonra hafif hazırlandır diyor. O da sünnet, o da sünnet. Şimdi cismaniyette mesela nefsane olarak baktığımız zaman bizde fena fikir fındüstüğünde kalbine mukabil kalp diyor ya abi. Bekar olanlar da böyle kalbine mukabil bir kalp bulabilir yani. Fena fikir fındüstüğünde. Yani kendimize mesela... Ooo ulan Allah senden razı olsun, hepinizden razı olsun. Ulan hiç bilmiyordum ha bunu. Yeni öğrendim. Belki de benim anladığımı anla. Bak, kalbe mukabil kalp olması evliliğe şart değil. Bir kardeşinle bir dostluğumuz olur. Meşru dairede bir münasebetin. Veya bir kardeş sana kalbini bağlar. Senden feyiz akar. Bak ha, kalbe mukabil. Aferin lan sana. Hazreti Ömer radıyallahu diyor ya abi. Biliyorsunuz da geçen. Neydi, ne diyor? Bir tanesi de fena... Sohbet-i İhvan diyor bir tanesi. Yani. Sohbet-i İhvan tilaveti Kur'an Münacat-ı Rahman. Çok acayip bir şey ya. Beni fena değişik bir yere taşıdı şimdi. İşte saf, temiz zihin ve okşamıyorum. Allah onun üzerine bir şey verdi bize. Farkında mısınız? Kalbine mukabil kalp denmesi, yorumunu getirmesi ille nesebi ve nikah bağı şart değil. Nesebi ve nikah bağı kalkmış oluyor. Bunu kaçırma Fatih sende. Tamam. Ha tamam git. Anladınız mı? Hasan abi bir de bu asırda o kalbe karşı mukabele işaret yüzeyde o manadaki bir küfür derecesinde bir bulabilmek çok zor zaten. İşte mesela diyelim ki benim böyle kardeşlerim var, dava arkadaşlarım var böyle hanımlardan. Dava kardeşim. Ana kadarlar, hizmette, yazı yazıyorlar, şey yapıyorlar. Yani canlarını verirler dava için. Beni de canları kadar sevdiklerine inanıyorum. Çünkü ben de onu seviyorum. Bak kalbine mukabil kalp oldu şimdi. Bak cinsellik yok, nikah bağı yok, akraba bağı yok. Aferin bu kalbi
kalbin yorumunu çok acayip Allah şeyi söylettirdi. Aslında ben şeyde söyledim abi. 20. ile ustadımız diye 15 günde bir okuyun. He. Orada abi 4. düsturun dedi ya tefani yani. O devam ediyor abi. Tefanisinde. Yani kardeşine fena olmak. İşte ancak o kalben mümkündür. Kalbi seviyede kardeşine fena olmak. Onun hissiyatıyla hislenmek. Çok güzel. O onun hissiyatıyla şey. Olan bak şimdi değişti, ben okuyacaktık. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi nerede? Lemalar nerede? Hangisi? Ha şuradaydı. O kaçıncı düsturdu? 162. 4 abi. 162. Ulan bazen kafanı acayip Allah ikram ediyor. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakiran iftihar etmek. İşte bu kalptir. Öyle bir şey olmaz. Akıl nefis kabul etmez bunu. Kardeşlerimizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakiran iftihar etmektir. Mesela böyle bir böyle kardeşlerimiz var biliyor musun hanımlardan? Öyle canım gibi sevdiğim, mübalağa etmiyorum, canım gibi sevdiğim, değer verdiğim, hürmet ettiğim insanlar var. Ha işte tefasına buradaki iftihar abi, iftihar-ı mukaddesedeki mi? Hangisi? Oraya gitti abi. Evet. 286 diyor ya abi. 286 burada mı? Yok yok, mektubat 286, şu not zaten. Burada nerede? İftihar etmek var mı burada? Diyor orada şeyde. Aa bak. Siyah pantolonun önünde abi. Şerefleriyle şakiran iftihar etmektir. Bu iftihar mukaddes oldu. Bak işte ne oldu? Şu nottaki. Evet. Bizi teyit etti. Gene acayip bugün bir acayip halin oluyor. Bak iftiharımız iftihar mukaddesi oldu. Yok. İftihar mukaddes evet. İftihar mukaddestir. Münezzeh değil. Bir muhabbeti münezzeh diyor. Gördün mü? Kalbine mi kabilin oldu? Akraba değilsin. Mesela benim ablam elimi sürdü. Nikah bağı yok. Akrabalık bağı. Öyle bir insan var, nikah bağı da yok, akrabalık da bağı yok. Ama öyle bir kalp feyzi var ki kendini görmese, kalp akışları gidip geliyor. Kalp, feyiz. Ustadın talebeleri, değil mi? Müzeyyene gibi. Ha. Şeyde oldu bana. Barla'ya gittim geçen sene, Barla'ya. Barla'ya gittim. Ömrümde iki defa gitmiş oldum. Gittim Barla'ya. Hanımların çok şey yaptığı ortasında bir yaşlı belli şey olmuş böyle. Nurani. Dediler ki bana nereden gelmiş? Nereden gelmiş? O Barla'lı mı? Falan abla ustadı da görmüş. Ustadı görmüş. Ustadı şey yapmış. Seni çağırıyor. Yani yakın. Ona baktım hanımların orada. Orada hanımlar işte ablalarım dedi ki abi gel gel abi gel. Açıldılar onlar gitti. Gittim ona. Oturdum. Hemen dizimi çöktüm. 80'in üzerinde. Elini koydu kafamı. Okşadım maşallah. Hizmet ben duyuyorum hizmetini. Böyle. Elim koyup o kadar acayip ustadı görmüş. Şeyde gayrimüteşirlerde ismi geçiyor. Ondan sonra takdir etti beni. Öyle de beni mutlu etti ki yani. Elini koydum. Böyle oldum. Hani böyle kafayı kaldıramıyorum zaten. Böyle. Hizmet ediyorsun. Sen vakıfmışsın. Maşallah yavrum. Ha böyle. Peki ne oldu bu? Kalbim kalbi kalp değil. Bak burada bile zikredim. Kalbim mukabil kalp olayı çapını değiştirdi. Bundan sonra ben daha değişik bakacağım oraya. Olmazsa evlilikte sıkıntı olur, ters olur. Evlilik sıkıntı olur, evlilik kavganın üzerine kurulmuş olur. Kalp üzerine kalp kurulmasa... O da var, şimdi o da çıkıyor o zaman. O da çıkıyor, bak neler çıkacak. Ola... He? Şimdi abi, 145'te. 145'te mi? Hı. Bir geri dönelim, orada. Bak abi, bak oradayız. Kaç sayfa? Ha diyor ki... Birisi gelsin kendisiyle o ayrıca tefekkür payı. Kalplerin en latifi... En şefiki, kalplerin en latifi, şunat-ı zatiye en ayna, en şefiki, kısmı saniyle tabir edilen, ne demek kısmı sani? Ne oldu? Kimsenin ağzına çıkmıyor, benim de ağzımdan çıkmıyor, lügatını veremiyorsun.
Nedir biliyor musun? Kısmı saniyle tabir edilen kadın kalbidir. Kısmı saniye ne demek? İkinci kısım diyor, lügat manası. Hayır, lügatı başka bırakın ya. Yaktıracaksınız bana lügatı ya. Dur kalsın yaktım. Kısmı saniye. Haşa. Başka bir alem. Başka bir alem. Neyse. Kısmı... Orası. Tabir edilen, hani şöyle derler ya, ana çocuğunu yakar mı? Yakmaz. Niye kıyas ediyorlar? Allah da kulunu yakmaz demelerin sebebi, kadını kısmı saniye ile kıyas ettikleri için. Kısmı saniyedir. Yani şuunat-ı zatiyesinin en hulasayı camiası olduğundan, acayip bir şey. Kısmı saniye ile tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhu imtizacı geçimini ikmal eden küllü ünsiyet, völfeti ikmal eden suri ve zahir olan arkadaşlığı samimileştiren, yani aile hayatını samimileştiren kadının iffetiyle ahlak-ı seyyiden temiz. Kadın peki kısmı saniye nasıl olacak? Şefkat-ı mukaddesesi nasıl olacak? Şefkati var ama mukaddes nasıl olacak? Bir, kadının iffeti. İki, ahlak-ı seyyiden temiz, pak bulunmasıyla çıkın arızalardan hali olmasıdır. Şimdi kalbine mukabil kalptir. Nerede bu? Evet. Saadet esaslarından nikah ise. Nerede yukarıda? Nikah. Evet. Orası değil mi? Evet. Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden beden midir bakalım? Kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki her iki taraf zevklerini demiyor, sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler. Demek ki kalp bu geçişlerin zeminidir. Allah'tan kadına, kadından bana, benden Allah'a, Allah'tan kadına. Yani sanki kalp, şurada şöyle düşün, kadın erkek, şurada da kalp var. Sanki İki yapı, zıt yapının birbirinin ortak noktası. Allah'lık hakikatin en cami yeri. Onca kısmı sani denmiş. İki ayrının tekliği. Neyse, ne anlattıksa. Şey olabilir mi? Mıknatıs, ne yaparsanız yapın, illaki iki kutbu vardır. Ne vardır? İki kutbu vardır mıknatısın, evet. Her zaman. Ne yaparsan yap. Evet. Öyle bir şey. Bak, evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, en fazla ihtiyacını tatmin eden, cinsellik yok. Kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şefklerini, şefk mübadele etsinler. Ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde, bak gördün mü? Gam ve kederli şeylerde yekdirine muavin ve yardımcı olsunlar. Gamda da ortak. Hani biz cinsellik anlıyoruz? İşte eve böyle bir adam karısına böyle bakarsa, kadın da kendisine böyle bir bakarsa, yani daha bir şey olur mu ya? O eve hakim oldu işte. Allah hakim oldu, Allah hakim oldu yerde. Ferdin ne olacak? Bunun sırrını anlamaları lazım. Anlaman lazım. Anlamam lazım. Ona deme. Cennet hurilerin yansıdan başka bir yerde mi? Cennet, bu da zıttı oluyor. Evet. Gayrimeşru o hale gelirlerse cehenneme götüren bir yapı demektir. Cehenneme götüren bir zemindir. Kalbim kabul kalp sonuçta. Evet. Cehennemin zemini. Yani aktaran sanki bir kalıp. Yani PVC. Yani mutfak deyip tuvalete boşaltıyor ya. Yani o hale getiren. Mutfakta doldur, tuvalete boşalt. Tamam. Mutfakta doldur, yatak uzatsan mı şart? Yani tuvalet gibi olur. Cehennem zebanisi olursa, cehenneme seni götürüyorsun. Fark etmez, aynı. O tuvaletin yanında yatak odası. O da boşaltma, o da boşaltma oldu. Ama gayrimeşru olursa, Allah'ın o haram ettiği şey ise, ama değilse kalbine mukabil kalp. O zaman bunlar hiçbir şey, bunlar hayvanlıktır. O üstte eve bu hakim olmalı. Ya bu tuhaf bir şey ya. Bak mesela, hiç şey var mı bak, bir örnek verecek. Hiç cinsellikten alakası var mı bak.
Lezzetli birbirine ortak ve gam ve kederli şeylerde yek değerine muavin ve yardımcı olsunlar. Bak buraya bakın. Evet, bir işte mutahhir kalan, yani tefekkür etti. Mutahhir kaldı, böyle hayret etti bir şeyi. Mutahhir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam. Hani evet, öyle. Örnekte gözüktüğü gibi. Bir işte mutahhir kalan, Allah mesela Rasulü Muhammed, mutahhir kalan, ahirette kalan, toparlamaya çalışıyor. Veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun, ister ki birisi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Kim yapacak bunu? Bunu da en kaliteli birisi yapacak. Kalplerin en latifi, en şefiki kısmı saniyle tabir edilen kadın kalbidir. Beni çağırmayacaksın. Ben çünkü anlamam bu işten. Demek ki o. Böyle bakarsa eşler birbirine. Vallahi. Cennet burası işte. Ne yapacaksın cennet artık? Ölmene de geliyor. Zaten ölmüşsün dünyacıydı. Dünyada dünya için yaşayanlar işte dünyaları cehennem yapar. Dünyaya ahiretleri için yaşarlarsa, böyle bakarlarsa dünya dünyalıkta çıkar. Cennet olur. Sen abi ölmeden önce ölmekle ilgili abi bir atıf söyleyelim mi abi? Söyle peki. Çünkü nazarında devamlı misale de veriyoruz ya biz şahısla tamam. Değil. 17. Leman'ın abi 12. notasında. 17. Leman'ın 12. notasında ne anlatıyor? Mutu ente kabla şey, mutu kabla ente mutu ya abi. Hmm. Onu şey yapıyor. Tamam. Çok güzel, çok hoş bir yol. Bu akşam da cumartesi dersinde şey yapacağım o zaman. Oraya. Şimdi, ha? Oraya. Yok. O da olabilir. Şey yapacağım. Evleniniz, çoğalınız var ya, başka bir yorum. Libastan da girmek ister. Eğer böyle ona şey yaparsam, Allah nasip ederse, Allah isterse, nasip ederse onun yapmayı şey yapıyorum. Bugün onu yapacaktım size. Fakat şefkatle şefkat-i mukaddese bizi indirdi aşağıya. Demek Allah'ın dediği olur. Allah'ım, zatına yemin ederim ki senin dediğin oluyor. Biz isteriz, sen onaylarsan olur. Allah'ım bizim rahmetinle onayla. Kusurlarımızı affeyle. Bizi kendine kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanette yık. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şefaatine mazhar eyle. Amin diyenleri, bizden bir şey bekleyenleri, söz verdiklerimizi, bizi dua edenleri, üzerimize hakları olanlar, usul ve furularımızdan, ahirete ana babalarımızdan kimler intikal etmişlerse onlara da ya Rabbi. Sevenleri ve bizi sevenleri de sevenleri ya Rabbi iki cihanda aziz eyle, taksirattan affeyle, iştirak-ı amal-i uhreviyeden sırlarını azim eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah ver ya Rabbi. Ya Rabbi ruhumuzun kıblesini mahiyeti zatiyi yapmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ruhumuzun kıblesini mahiyeti zatiyi yapmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ruhumuzun kıblesini mahiyeti zatiyeni yapmayı bize nasip eyle. Amin. Bizi kıblen olan Kabe'den ayırma, ruhumuzun kıblesi olan mahiyeti zatiyeden ayırma ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve ism-i azamın hürmetine hatırına duamızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sana iman edenlerin imanlarının senin yanındaki değeri, kıymeti, hakikati hatırına ya Rabbi. Kusurlarımızı, taksiratlarımızı bilerek, bilmeyerek, aklen, hissen, fikren, bedenen, her ne ki maddi ve manevi uzvu, hassa ve cihaz ve duygularımızla ne ki seni hoşuna gitmeyen şeyler yapmışsak affeyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Yübedilullahi seyyiatım hasenat sırrına mazar eyle ya Rabbi. El Fatiha'tım as-salamu.